Sevgili gençler, sizler için farklı, değişik 21. yüzyılda etki yaratabilecek yeni meslekleri, yeni programları tanıtmaya çalışıyoruz Bahadır Bey'le elimizden geldiği ölçüde. Birazcık size bu alanla ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz. Tabii bununla ilgili sorular olacaktır, detaylar olacaktır. Bunlar için de yazın diyoruz. Yani bizim şu an için çözüm üretebileceğimiz nokta bu. Şu an bizim sitemizde, kanalımızda içerik olarak hiçbir sitede göremeyeceğiniz bilgilere sahipsiniz. Gerek Kanada ile, gerek İngiltere ile, gerek İrlanda ile. Bu noktada diğer videoları da izlerseniz, inanın yurt dışı eğitim noktasında birazcık akademik kariyer noktasında bilgiye sahip olacaksınız. Dolayısıyla da sizin aslında kariyerinizde biraz yön haritanızda oluşmuş olacak. Şimdi bu açıklamalardan sonra yine çok etkili, çok güzel bir programdan bahsedeceğiz sizlere. Çünkü artık dönem sanat dönemi, dönem spor dönemi, dönem networking dönemi. Dolayısıyla da tüm bu alanlar, geçmişte bizim hani böyle çok önemsemediğimiz dersler artık bu yüzyılda çok bir akım haline ve inanılmaz meslekler, inanılmaz para kazanır bir hale dönüştü. Şimdi kayak merkezleri, işte kayak alanları bu dönemde kış sporlarının vazgeçilmez alanlarından bir tanesi. İşte sömestrde insanlar tatil planı yaparken mutlaka bir kayak noktasını hayatlarının içerisine alıyorlar. Dolayısıyla bu da diyor ki Avrupa ülkeleri, bu alanla ilgili, sporla ilgili çok fazla çalışabileceğiniz yer var, çok fazla iş alanları var. İşte bunlardan bir tanesi yine George'un Kalıç bünyesinde oluşturulan bir program mı? Bundan bahsedelim Bahadır Bey. Nedir bu program ve gençler bunu neresinden ve nasıl yakalayabilirler ve hayatlarına nasıl belki alabilirler? En önemlisi neden böyle bir program seçmediler? Evet. Yani neden mühendislik veya kim, değil de neden evet, bunu veya kaybettim? Kimlere hitap ediyor bu program? Şimdi arkadaşlar, ben birçok videoda kendim zaten direkt kariyer danışmanlığı verirken de bunu özellikle her zaman belirtiyorum. Artık günümüzde spesifik alanlar ve meslekler daha ön plana çıkmaya başladı. Çünkü teknolojinin de gelişmesiyle beraber zaten siz de takip ediyorsunuzdur. Belki önümüzdeki 20-30 yılda şu anda halihazırda bulunan mesleklerin çok büyük bir çoğunluğu artık olmayacak. Kalmayacak. Büyük bir çoğunluğu makineler yürütecek, bilgisayarlar yürütecek artık. Örneğin muhasebecilik bile keza mesela. Hani aslında şu anda çok geçerli bir meslek olarak gözüküyor. Belki 20 sene sonra hiç kalmayacak. O yüzden de biz hani spesifik alanlara hep öğrencileri yönlendiriyoruz. Bu dallara yönlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün konusunda edeceğim işte Snow Resort Operations programı. Bu tam Türkçe'ye çevrildiğinde biraz abuk bir şey oluyor ama. Snow deyince en azından kayak, kış merkezi olduğunu birazcık yani, akıllarında hani, çağrışıyordu. Ağırlıklı kayak hani düşünülüyor işte kayak, snowboard vesaire. Yani kış merkezi operasyonları olarak söyleniyor yani programın ismi. Fakat programın ismi her ne kadar böyle geçse de programın içeriğinde sadece operasyonel yönetimle alakalı değil. Aynı zamanda yani işin işte finansı, muhasebesi, eğitimi, yöneticiliği, dizaynı ve marketingi ile alakalı da bilgiler veriliyor. Şimdi bu program neden spesifik bir program arkadaşlar? Bizde hep turizm ve otelcilik. Turizm ve otelcilik. Yani bizdeki snow resort da olsa, yani yazlık bir alanda da olsa hep otel. Yani bizde otelden başka bir şey, otel yani adı. Otel yöneticiliği. Dolayısıyla bu aslında böyle mi yürürlükte, real hayatta değil. Şöyle bir örnek vereyim size arkadaşlar. Bizim Uludağ Kayak Merkezi'nde çalışmakta olan ve kayak merkezi yöneticisi olan bir elektronik mühendisi arkadaşımız vardı. Fakat şöyle bir şey söyledi ve biz sonrasında onu işte Kanada'ya gönderdik, programa gönderdik. Kendisi kayak merkezi yöneticisi olarak çalışıyor. Fakat kendisinden daha alt seviyede, fakat bu işin eğitimini almış insanlar ve bunların arasında Kanadalılar da var. Türkiye'de gelmiş çalışıyorlar. Ondan çok çok daha fazla maaş alıyorlar. Yani kendisi daha üst seviyede yönetici olmasına rağmen bunun eğitimini almadığı için yani sektörde pişerek aslında kendisinin alanı da değil elektronik yani mühendisi. O kayak merkezindeki çeşitli elektronikle alakalı alanları yönete en son kayak merkezi yöneticisi oluyor. Senelerdir de o işte çalışıyor. Yaşı da 35-36 idi. Alaylı. Bir anlamda alaylı oluyor aslında. Her ne kadar yüksek eğitim almış olsa da alanında olmadığı için. Dolayısıyla böyle bir problem çekiyordu ve artık canına tak etmiş. Dedi ki yani ben de gidip bunun eğitimini alacağım ve ben artık bu düşük onlardan düşük maaş almaya katlanamıyorum diye.
Ve sonrasında bu arkadaşımızı bu programa gönderdik. Şimdi bu programın Georgian College bünyesinde sunulmasında özel bir sebebi var aslında. Blue Mountains dediğimiz, yani Ontario eyaletinin, yani Türkiye'ye kadar bir eyaletten bahsediyoruz. En ciddi kayak merkezi, inanılmaz doğal güzellikte olan bir yer. Ve doğal pistleri var bir sürü. Burası hemen Georgian College'ın içerisinde bulunduğu Barry şehrinin dibinde diyebileceğiniz, çok yakın yani. Ondan ötürü de daha önce bizim bilgilerini vermiştik hatırlarsanız. College'lar sektöre hazır personel yetiştirmek üzere kurulan okullardır. Evet, sektörel yani ihtiyaç analizlerini yapıyorlar. Kesinlikle. Yani Eğitim Bakanlıkları ile beraber öngörümlemeler yapılıyor Eğitim Bakanlığı tarafından. Ve bunlar college'larla beraber bir bazı toplantılar yıl içerisinde 2-3 sefer yapılıyor bazen. Toplantılar gerçekleştirilerek college'lar bünyesinde bunlara personel yetiştirecek programların açılması veya sürdürülmesi sağlanılıyor. Dolayısıyla eğer bir college'da bir program aktifse, o program mutlaka sektörde işe yerleşmek anlamında bir geçerlilik kesinlikle vardır Kanada. Yani boşa beleşe asla program verilmez. Dolayısıyla zaten Snow Resort Operations'ında Barry'de ve Blue Mountains dibinde verilmesinin asıl sebebi de bu. Georgian College'da veriliyor. Georgian College'da veriliyor program arkadaşlar. Başlangıç tarihi ne zaman? Şimdi bazı programları söylemiştik, yani Eylül'de, Ocak'ta, bazılarının Mayıs'ta da olabiliyor başlangıç tarihi. Fakat bu programın sadece Eylül başlangıcı var arkadaşlar. Ona göre şartları bilirsiniz. Peki başvuruların genel koşullarında yine İngilizce yeterlilik var değil mi Bahadır Bey? İngilizce yeterlilik hepsinde var. Yani bu artık olmazsa olmaz arkadaşlar. Çünkü İngilizce bilmiyorsanız, ki böyle hani risk, zaten gördüğünüz dersler arasında hani risk yönetimi var. Öylesin, çünkü riskli bir iş aslında baktığınız zaman. Hani kayak merkezi evet, yöneticiliği, bir sürü sakatlık, kaza, bela, her şey olabilir. Dolayısıyla hani böyle bir alanda çalışacaksanız tabii ki İngilizcenin sana yeterli seviyede olmak zorunda. Dolayısıyla hani lise sonrası verilen bir program bu. 2 senelik bir program. 2 tane de work term'ü var. Yani co-op'lu bir program. Dolayısıyla lise sonrası alınan bir program olduğu için de İngilizce beklentisi akademik hayat 6.0 veya muadili uluslararası geçerli dil sınavı sonucu. Peki matematik beklentisi? Matematik beklentisi çok ciddi oranda olmasına gerek yok. Görmüş olmanız sadece yeterli oluyor. Kimi okullarda, çünkü sevgili gençler, matematik beklentisi de oluyor. Son 11-12. Sınıflarda matematik dersini yoğun bir şekilde almanızı ve oradan iyi bir akademik başarı elde etmenizi bekliyor. Aynen, yani bazı okullar, bazı programlarda mesela özellikle işte 60-70-80 gibi hani notlar, yüzlerinden söylüyorum tabii, beklenirken hani bu programda öyle bir durum yok açıkçası. İş oranı yüksek. 3 yıl çalışma izni var yine programın. Başlangıç tarihi Eylül. 3 yıl çalışma izni derken şunu özellikle belirtmemiz gerekiyor Bilgi Hanım. Burada çok yanlış anlamlar olabiliyor. 2 evet, senelik program bitirdikten sonra 3 senelik çalışma izni başvuru hakkınız oluyor. Ve bu devlet tarafından, Göçmenlik Bakanlığı tarafından sunulan bir hak. Yani başvurmazsanız size alsana çalışma izni diye verilen bir hak değil bu. Gibi. Başvurup alıyorsunuz. Yani hani böyle bir durum var. Ya bunu okul organize etmiyor aslında. Etmiyor, hayır. Kişi birazcık kendi çabalaması lazım. Başvuru için okuldan yardım alabiliyorsunuz. Her okulun içerisinde böyle departmanlar var. Hani göçmenlikle ilintili size bir temel bilgiler verebilecek departmanlar var. Fakat sizin yerinize başvuru yapmazlar. Basit bir başvuru süreci var aslında hani sonrasında. Çok detaylı bir durum değil. Zaten onda bulunduğunuz 2-3 sene içerisinde bu eğitimi alırken bayağı bir artık sisteme evet, adapte oluyorsunuz. Biraz, hani zaten alan belli, nerede çalışılabileceği yerler de belli. Aynen. Hani her şey oklarla gösteriyor aslında. Bak buradan git, buradan devam et. Sonuçta buraya gelirsin. Aynen. Ok yöntemini belirtmiş okul. Şunu da özellikle belirtmemiz lazım Bilgi Hanım. Şimdi program hemen Blue Mountains dibindeki bir okulda verildiği için ve lise sonrası alınan her türlü program, isterseniz üniversite sonrası alın, minimum lise sonrası alınan her türlü college veya üniversite programlarında haftalık 20 saat part-time çalışma izniniz oluyor. Dolayısıyla zaten Blue Mountains dibinizde gidin çalışın. Yani işiniz de hazır. Öyle söyleyeyim size. Şimdi madem 20 saat çalışma iznine girmişken bu okulun bütçesi nedir? Valla bu programın ortalama senelik ücretleri işte 17 bin Kanada doları civarında. Tamam işte 17 bin. Bunu 2 yıl ödeyeceksiniz. Bunlar eğitim bedelleri tabii, konaklamaya. Ama bunlar artabiliyor da tabii. Yani seneden sene değişebiliyor arkadaşlar. Yani 20 bin deyin. Hadi ulaşımdır, evet, odur budur. Evet. Sonrasında 20 saat çalışma imkanlarını düşünün. İş zaten yanınızda, dibinizde. Bir hesap yapın. Zaten 2 yılın sonrasında da 3 yıl çalışma hakkına da sahip olabiliyorsunuz. Araştırırsanız ve bulursanız, ki bulacağınızı da inanıyoruz. Bu noktada yani hani zaten ektiğinizi çok kısa süreçte
biçebiliyorsunuz. Gayet etkili ve güzel bir program olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Onun için böyle Bahadır böyle size çok özel, çok niş programları, bilinmeyen bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz ki bilin, görün, dünyada mühendislik, mimarlık ve doktorluk dışında farklı alanlar ve işler de var. Çok da güzel paralar kazanabilirsiniz. Umut ediyoruz. Evet, aslında öğrencilerimiz, ben şunu özellikle gözlemliyorum, hani kendi açımdan söylemek gerekirse, son 2-3 senedir gerçekten bu konuda çok daha bilinçli hale gelmeye başladılar. Yani daha araştırıyorlar, daha okuyorlar. Çünkü bir de sıkıldılar da. Yani artık herkes işletme, iktisat, işte ekonometri, istatistik falan mezun olmak istemiyor artık. Veya işte hukuk, mühendislik istemiyor. Ve bunların çok geçerliliği de artık kalmıyor belli bir yerden sonra. Artık yani şu an hani baroda kayıtlı avukat sayısını ben takip etmeye baktım. Gerçekten de öyle. Yani var. Kurumsal hayattan da sıkılıyor gençler. Şimdi. Aynen. Bir anlamda özgürlüklerini de bırakmak istemiyorlar. Hem özgür olalım, hem mutlu olalım, hem de para kazanalım ve bu paranın adı da bol para olsun istiyorlar. Şimdi bunun için de o zaman bazı yol ve yöntemleri bilip yenilikleri takip etmek gerekiyor. Ne diyelim yani? Kesinlikle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça